Merhaba arkadaşlar, meyve ayrılıkları işlerimiz devam ediyor. Kuruyan meyve ağaçlarını kesiyoruz, hepsi kurudu. Yerisine yenilerini dikeceğiz. Bizim Ali Oroz'u iş başında, traktörün lakabı Ali Oroz bizim. Meyve ayrılıkları TD4-65B bahçe serisi traktör. Bakın arkadaşlar, traktörü bu tarafa, sağ tarafa basamak yaptık. Şöyle göstereyim tekrardan kardeşimin ustalıklarını. Şuraya levye kolu yaptı. İleri geri. Bu daha önce buradaydı. 2-3 kere teli koptu. Sürekli tel değiştiriyorduk. Bu şekilde bir sistem yaptık. Hem daha pratik oldu. Bu sepet de kardeşimin imalatı. Kepçe gibi daha önceki videolarda görüyorsunuz. Kullanıyoruz. Şurada 4 milim kalınlığında profil var. Ön iskelet 4 milim. Arka diğer iskeletlerde 3'er milim kalınlığında profil kullandık. Şurada kalın demirler kullandık. Bunları bizim Seyfi abinin dükkanında deldik. Burada hidrolikimiz var. Hidrolik ortakol. Bu bir ara kaçırıyordu. Şimdi kaçırmıyor. Kendi kendine düzeldi. Herhalde içindeki o fiber sekmanları kaydırdı. Oturdu galiba yerine. Dün akşam buradan bir bakım yaptık. Yağını tamamladık. Hidrolik yağını ve diferansiyel yağını tam şuradan, buradan da kontrol ediyorsunuz. Bu min max seviyeleri var. Maksimumun üzerinde tutun yağı. Çünkü meyilli arazilerde yağ geri kayıyor ya da öne kayıyor. Ama bunu maksimum üzerinde tutarsanız motorunuz diferansiyel aktarma organlarını gayet güzel bir şekilde yağlamış olacak. Ondan sonra bu bizim kurt ağzı denilen kol yamulmuştu toprak çekerken, yine daha önceki videolarımızda var. Bunu preslen düzelttik. Yük buralara binmesin diye şu U demiri üstten ve alttan kaynakladık. Şu görmüş olduğunuz kurt ağzının takıldığı yer açma yapıyordu ağırlıktan. Bir de kurt ağzı eğiliyordu. Şu anda bir sorun yok. Onu hallettik. Ondan sonra orta kollar şuradan kırılmıştı. Onları tekrardan kaynattık. Bu kollar pimliydi. Şu gördüğünüz manda gözü takılı olan kollar. Bunu çaldılar. Biz de vidalı yaptık. Bilginiz olsun, çalıyorlar. Orta kolu da kaynattık. Bakın görüyorsunuz. Hırsızlık hat savada. Yani şu anda demirin kilosunun 18-20 TL bandında olmasından dolayı hurdacılar kol geziyor her tarafta. Yani düşünün, sanayide dolanması gerekirken hurdacının, köyde 7-8 tane hurdacı geliyor günde. Sanki köy köy değil de söyleyeyim, böyle bir ağır sanayiymiş gibi. Yani gelip keşif yapıyorlar. Ağırlıkları çalıyorlar. Bu ağırlıkların başındaki vidaları da puntaladık kaynak makinesinden. Sökmesinler diye. Bunları da puntolayın hırsızlığa karşı. Ondan sonra başka neler yaptık traktörde? Başka da bir şey yapmadık arkadaşlar. Genel itibariyle kullanıyoruz. Traktörümüzden memnunuz. Evet, New Holland TD4-65B. New Holland'ın en iyi bahçe traktörü diyebiliriz. Bütün özellikler var. Hidrolik diferansiyel kilidi, hidrolik 4x4, ekonomik ve 540 kuyruk mili devirleri. Şu kuyruk mili debriyajı, bunlar devir ayarı. Burada da yine kuyruk milili devreye sokan bir sistem var. Şu 4 çeker düğmesi, kilit düğmesi, sinyal ve far düğmeleri. Evet, burada da fites kolları var, görüyorsunuz. 3 kademeli hız. Yani buna ne diyelim? Tavşan, tosbağa, bir de ne diyelim? Sümüklü böcek. Yani 3 tane hız kademesi var. Burada da 4 ileri fites. Bu levyelende ileri geri yaptık mı 12+12 oluyor. Arkalarda çift ağırlık var. Lastiklerimiz Starmax 380-70-28 jant. Bu fabrikadan ilk çıktığında üzerinde olan lastik. Bu ise yine Starmax. Bu lastiği yeni aldık. Niye? Ön lastikler arka lastiklere oranla daha çabuk eriyor. Bu da 280-70-18. Bunları toplam, iki lastiği bir ay önce 6650 TL'ye aldık. İki lastik, iki tane ön lastik Starmax. Zaten ülkede şu anda Starmax ve Petlas grubu bu sektöre hakim durumda, traktör lastiklerine. Ondan sonra şuraya şey düşünüyoruz.
şu ağırlık gördünüz. Ağırlık diyorum, düzeltiyorum. Takım kutusu plastik, Serco'nun ürünü. Buraya bugün yine bir YouTube kanalında gördüm. Birisi çok güzel metalden büyük bir kutu yapmış, koymuş. Öyle bir metalden kutu koyacağız buraya aletlerimizi koymak için. Ondan sonra şurada Serco'nun yine çalışma lambası vardı. Bu bakın kırıldı bu dibinden plastik. Yine biz bir ustalıkla kardeşim bunu bu şekilde kaynaklı bir şekilde yaptı. Şu anda gayet güzel çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Tabii bunlar artık yeni teknolojide şey oldu. Siz söyleyin. LED'li oldu. 4 adet hidrolik çıkışı var. Traktörümüzden memnunuz. Şu anda odun yüklüyoruz. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bu kanalda kardeşimle benim maceralarımı paylaşıyoruz. Aldığımız ürünleri paylaşıyoruz. Evet, şu anda odun sarıyoruz sepete. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı ve kafanıza takılan soruları sormayı bize unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. El salla kardeşim.